Ömer'cim. Voilà. Düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını iyi bilir. Tanıştırayım. Yıldız'ın kara kutusu Şengül. Tanışmıyordunuz değil mi? Ama çok doğru bir hareket. Seni tebrik ediyorum Yıldız'cığım. Yani ben de olsa bütün oyunlarımı bilen birini evden uzak tutardım. Ben daha fazla bu saçmalığı dinlemeyeceğim. Dur. Evet Şengül'cüğüm. Caner'e anlattıklarını biz de duyalım. Hadi ama çekinecek bir şey yok. Biz bizeyiz burada. Beni ve Halit'i ayırmak için nasıl uğraştığınızı, bir doktor yalanını nasıl uydurduğunuzu, Yıldız'ın türlü oyunlarla Halit'i nasıl tuzağa düşürdüğünü anlat. Hepsini anlat. Ya yazıklar olsun sana be. Sen benim arkadaşımdın. Bütün bu iftiraya uğramama yardım mı ediyorsun? Hadi ne söyleyeceksen söyle sen de. Şey... Ben... Beni buraya Yıldız'ı kötülemem için çağırdılar. Bu kadının bütün söyledikleri yalan. Ne? Ne demek oluyor Ender? Allah'tan eşeğini sağlam kazığa bağlayan biriyim. Yani hep Halit'le evlenmek için bir plan mıydı? Aynen öyle. Yıldız Halit'le evlenmeyi kafasına takmıştı. Yani o bu hayatı istiyordu. Yeni Ender Argun ben olacağım diye geziniyordu. Ya biz de bunun için elimizden geleni yaptık. Şimdi bu uzun konuşmayı burada kesiyorum. Sen daha sonra nasılsa detaylı olarak dinlersin Halit'ciğim. Halit, bunların hepsi yalan. Aa, en yakın arkadaşın yalan mı söylüyor yani? Peki ne kazancı olacak onun bundan? Bize de anlatır mısın? Halit Bey beni dinleyin. Ben bunları söyledim ama mecbur edildim. Yıldız'la aram çok kötüydü. Ben baskı altındaydım. Aa canım benim. Gören de göz altındaydın sanır. Yazıklar olsun sana Halit. Ben burada resmen hakarete uğruyorum. Söyleyecek hiçbir lafın yok mu? Çanak tutuyorsun resmen bunlara. Peki Halit. Her şey bitti. Madem bana inanmıyorsun her şey bitti. Ben gidiyorum bu evden. Hepinize mutluluklar dilerim. Yazıklar olsun. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Nasıl kaçırdığımıza inanamıyorum. Ali'yi pes etmek yok. Zeynep uçaktan iner inmez ararsın konuşursun. Peşinden gittiğini ama yetişemediğini söylersin. Böyle bitemez ya. Belki de bazı insanların kaderleri birbirlerinden uzak olsunlar diye yazılmıştır. Bilemeyiz. Saçmalama. Sen hayır kelimesini cevap olarak kabul etmeyen bir adamsın. Senin karakterine ters bir kere. Thank you.
Yıldız Hanım, nereye böyle? Aç şu kapıyı. Yıldız Hanım. Yıldız abla, ne oldu Ömer'e? Hepinizin istediği oldu yerim. Gidiyorum ben. Kendine iyi bak. Yani hepsi numaraydı yani, hepsi. Ya işten ayrılmalar filan. Yeter artık, kapat şunu. Beni iyi dinle. Bu konu fazla uzadı. Yerime gidiyorsun, artık bu evde kalamayacağını söyleyeceksin. Anladın mı? Hadi gidin buradan. Halit, anlıyorum. Duydukların çok ağır ama... Yeter, konuşma artık. Asalak kardeşini de al git buradan. Sen kalıyorsun Şengül. Geç otur şuraya. Neden yaptın bunu? Ya Halit Bey, dediğim gibi ben Yıldız'a küsmüştüm. Çok sinirliydim. Ya bir daha benimle arkadaşlık yapmaz sandım. Ya hırsıma yenik düştüm ben. Ya olayların buraya geleceğini bilemedim. Bana bak. Bana her şeyin doğrusunu anlatacaksın. Yalan söylersen eğer sonun çok kötü olur. Yok yok, söylemem. Ya bu Celer denen çocuk geldi, kafamı karıştırdı. Resmen Yıldız'la ilgili kötü konuşayım diye beni ikna etti. İşte senin işinde ne deriz, yerinde ne deriz falan dedi. Ya ben de zaten Yıldız'a kızgındım, şeytana uyuverdim işte. Anlattıkların yalandı yani. Ha? Hepsi yalandı. Ya Halit Bey, siz benimle burada zaman kaybetmeyin. Bakın Yıldız gitti. Gidin onun gönlünü alın. Ben de kendimi bir şekilde affettirmeye çalışayım işte. Aşkım. Annem. Bugün okul nasıl geçti? İyi, fena değildi. Anne, sana bir şey soracağım. Hı. Yıldız abla evden mi gitti? Yıldız'ı bilmiyorum ama benim artık gitme vaktim geldi. Nereye gidiyorsun anne ya? Daha yeni gelmedin mi? Biraz daha kalacaktın, söz vermişsin bana. Evet, söz vermiştim, haklısın ama yani her şeyin bir zamanı var. Bak, baban evli, ben sürekli burada kalamam. Ben de hep seninle kalmak istiyorum ama yani her şeyin de bir oluru var Erimciğim. Yıldız abla bir daha dönmeyecekmiş gibi konuştu ama. Belli ki aralarında bir tatsızlık olmuş. Sen boş ver bunları. Ben şimdi dayınla birlikte kendi evime geçiyorum. Sen de istediğin zaman geliyorsun, tamam? Tamam. Hadi ama asma suratını. Hı? Hadi gel aşağı benimle. Dayına bir güle güle de. Olur? Olur. Aferin. Aysel Hanım, ablamın eşyalarını şoförle gönderirsiniz. Peki efendim. Paşam. Dayı, annem gidiyor. Aa, amma yaptım be paşam. Sanki savaşa gidiyor. Beraber evimize gidiyoruz. Hem sen de istediğin zaman geleceksin. Ha, şöyle söyle dayısı. Hı? Paşam, ne bu surat ya? Ne bu surat? Azıcık neşelen. İki tane evin var artık. Daha ne istiyorsun ha? Erimcim bak. Burada ne olursa olsun, babanla aramızda ne yaşanırsa yaşansın, sen bizim en kıymetlimizsin. Değil mi? Sakın bunu unutma. Biliyorum. Hafta sonu beraberiz. Paşam, ben senin yerinde olsam alnıma ben Ender Argun'la Halit Argun'un oğluyum diye yazdırır öyle gezerdim vallahi. Anne. Thank you.
Hafta sonu beraberiz, tamam? Tamam. Yakışıklım benim. Sıkılırsan ara paşam. Görüşürüz. Gel. Efendim, rahatsız ediyorum ama Ender Hanım gitti. Evinin de morali çok bozuk. Bu arada bilmek istersiniz diye düşündüm. Yıldız Hanım da gitti. Bütün eşyalarını topladı. Erim odasında mı? Evet. İyi misin oğlum? Annem gitti baba. Biliyorum. Sen mi gönderdin onu? Hayır. Yıldız abla da gitti. Ne oluyor baba eve? Yıldız biz tartıştık diye gitti. Annenin de gitme vakti gelmişti zaten. Peki Yıldız ablanın gitmesinin annemin bir ilgisi var mı? Sen ne kadar çok şey düşünüyorsun öyle. Düşünüyorum tabii baba. Zehra abla gitti. Sonra da Yıldız abla, şimdi annem. Kim varsa da Lila mı? Saçmalama. Zehra'nın niye gittiğini biliyoruz değil mi? Annenin de artık bu evde kalmaması gerekiyor. Ben annenden boşandım. Benim için kalacaktı. Tamam da o hastalığın dönemindeydi. İyileştin artık. Erim. Beni üzme olur mu? Son zamanlarda gerçekten çok yorgunum. Benim de morale ihtiyacım var. Sen de koskocaman adam oldun. Babana karşı biraz anlayışlı ol. Olur mu? Peki arada annemle kalabilir miyim? Bunu daha sonra konuşalım. Peki. Of! Yani tam her şey yoluna girdi diyoruz. Hop! Bir şey çıkıyor. Ne yapalım? Eninde sonunda o evden ayrılacaktım zaten. Abla ne bu sakinlik sendeki ya? Ha? Sen ilaca falan mı başladın? Bana bak, o ilaçlar insana gereksiz bir mutluluk veriyor. Ben senin hiç sevgi pıtırcığı halini çekemem, haberin olsun.
Abla biz kötüyüz ya, kötüyüz. Silkeleme, kendine gel lütfen. Ben kendimdeyim zaten Caner. Bir plan yaptık, olmadı. Bu kadar büyütecek bir durum yok. Ha, yani dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olduğu için bizim hayallerimizin suya düşmesi de çok normal diyorsun. Bravo, bravo, tebrik ederim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bir süre Yıldız'la işim olmaz. Ama Halit'e masumiyetimi ispat edeceğim. Benden boşuna ayrıldığına, günahımı aldığına inanacak. Göreceğiz. Göreceğiz. Her şeyin bir zamanı var Caner'ciğim. Bekle ve gör. Geliyorsun buraya ya. Defol git, bir daha bu eve sakın gelme. Ne yapıyorsun? Ya beni bir dinlesene. Neyini dinleyeyim be senin? Hayatımı mahvettin. Evliliğim bitti senin yüzünden. Ya ben Halit'le konuştum, bana inandı. Ya bir dinle, bir sakin kafayla konuşalım. Ben ilişki insanı değilim. Evet, peşinden koşmak, bir takım oyunlar oynamak bizi, beni bir süre için eğlendirdi, oyaladı. Ama hepsi senin peşinden koşarken güzeldi. Artık seni elde ettim. Büyü bozuldu. Yalan mıydı hepsi? Yalan değildi. Ama bu adına ilişki denen şey bana fazla geldi. Olmadığım bir adam gibi davranmak beni yordu. Sen daha geçen gün benim başıma bir şey gelecek diye korkuyordun. Aynı adam mı söylüyor bana şimdi bunları? Ben adamı hiç sevmedim. Hiç. Öldürdüm onu. Ne onun gibi olmak istiyorum, ne onun gibi hissetmek, ne de düşünmek. Artık yapamayacağım. Özür dilerim. Zeynep de çok iyi geldi bana, biliyor musun? Yani benim onu bırakmaya hiç niyetim yok. Sabahları işe gelme nedenlerimden bir tanesi oldu resmen. O ne demek? Hoşlanıyor musun Zeynep'ten yoksa? Ondan etkileniyorum. Ya daha kaç defa söyleyeceğim, bak beni kandırdılar dedim, oyuna getirdiler dedim, Yıldız'a kızgındım dedim. Ya ben seni dostum bildim, kardeşimden ayırmadım seni. Sen bana nasıl böyle bir pislik yaparsın? Sen de iki tane sosyetik kadın bulup beni sattın, bir havalara girdin Yıldız. Ya hala utanmadan söylediğin laflara bak. Ben seni hiç tanıyamamışım, sen hiç benim arkadaşım olmamışsın. Tamam bak, bu duygusallığı bir kenara bırakıp açık konuşalım. Belli ki dostluğumuz burada sona erdi. İstesek de eskisi gibi olamayız, tamam mı? Ne demeye getiriyorsun? Yani şunu demeye getiriyorum, ben yine senin arkanı toparladım. İstesem bunları yalanlamayabilirdim. Ne diyorsun sen ya? Sen kendi yaptığın pisliği temizlemeye çalışmışsın. Onu da ne kadar becerdin bilemiyoruz. Ben onu bunu bilmem. Ben senin hayatını kurtardım. Bunun da bedeli olacak. Ne diyorsun sen ya? 100.000 istiyorum diyorum. Ne? Ne? Ne ne? Sana teklif edildiğinde koşa koşa anlatmayı biliyorsun. Ya 100.000 senin için nedir ki? Ya sen kafayı mı yedin? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Pis menfaatçi. Defolup gidiyorsun bu evden. Bir daha sakın benim karşıma çıkma. Şşş.
yavaş. Laflarına dikkat ediyorsun. Söylediklerimi iyi düşünüyorsun. Daha bu yaptıklarını Zeynep bilmiyor. Bu evden pislik. Çek elini. Çok güzelmiş burası. Beğendin mi? Hı hı. Sen bugün dinlen Zeynep. Yarın sana mini bir tur yaptırırım. Ablana haber verdin mi? Ben yok. Yoldayken mesaj attım. Sabah ararım. Orada geç olmuştur şimdi. Doğru. Bak buraya benim evin numarasını yazıyorum. Ayrıca Amerika cebimi de yazıyorum. Zaten çok yakınız. Sadece iki blok ötedeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa alo demen yeterli. Ayrıca asıl ben teşekkür ederim buraya benimle geldiğin için. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Alo, ablacığım. Zeynep, uyandırdım mı seni? Yok, uyandırmadın da. Senin niye sesin öyle geliyor? Zeynep, ben evi terk ettim. Ne? Ne demek evi terk ettim? Bildiğin evi terk ettim. Şu anda bizim evdeyim. Ama sen burada yoksun. Yıldız, ne diyorsun ya? Niye terk ettin evi? Ben şu an dünyanın öbür ucundayım, farkında mısın? Farkındayım ama ben de resmen boşanmak üzereyim ve sana çok ihtiyacım var. Ablacığım, yani ne oldu bir günde de siz bu hale geldiniz ya? Ya of, uzun hikaye. Ender zaten eve geldiğinden beri bizi ayırmak için elinden geleni yapıyordu. Sonunda başardı işte. Halit de bana başka seçenek bırakmadı, çektim gittim evden. Yani ne diyeyim ablacığım? Çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya Zeyno, hiçbir şey deme, lütfen gel. Ben de tek başıma bunları atlatamam, ne olur sana çok ihtiyacım var, gel Zeyno. Lütfen. Efendim Halit. Yıldız, konuşmamız gerek. Neredesin? Ben şu anda konuşabilecek durumda değilim. Moralim çok bozuk ve yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Madem öyle istiyorsun, öyle olsun. Yarın sana geleceğim. Yüz yüze konuşacağız, tamam mı? Neler oldu ya? İşe bak. Ya bilmiyorum. Ya beni sadece annemin gidişi ilgilendiriyor. Elimciğim, bak. Annen özlediğini çok iyi biliyorum. Ama buna alışman lazım artık. Yani bak bana. Ben istediğim zaman gidip annemi görebiliyorum. Ve artık sen de öyle yapacaksın. Tamam? Günaydın çocuklar. Oğlum. Günaydın baba. Güzel kızım. İyi misin? Biz iyiyiz de. Sen ne durumdasın? Ben de iyiyim. Niye, ne oldu? Yıldız bir daha bu eve gelmeyecek mi?
Çocuklar niye böyle şeylere takılıyorsunuz? Bakın, karı koca arasında böyle kavgalar olur. Yani bildiğiniz gibi Yıldız da çok genç. Fevri davranıyor, o kadar. Ben bugün konuşacağım onunla. Tamam? Sabah sabah nereye böyle? İşlerim var. Allah Allah, ne bu gizemli tavırlar falan ha? Hayırdır, öt bakalım. Dün söyledim ya, kendi masumiyetimi ispat etmek için çalışmalara başladım. Hoppala, ya hani biz bir takımdık? Sen değil miydin bütün bunlarla uğraşmaktan bıktım diye? Hı? Bunu da ben halledeyim dedim. Hmm. Beni karıştırmak istemediğine göre durum bayağı ciddi demektir. Olaya başka bir yerden giriyorum. Ha, ben bir mutluluğu yakalayayım sonra seni yanıma aldırırım kafası. Aman iyi, ne yaparsan yap karışmıyorum. Alo. Çıktı mı? Okey, geliyorum. Bye bye. Hadi ben kaçtım. Bak bak, hareketlere bak ya. Gören de nükleer füze kodlarını alacaksın zanneder. Babay canım. Hadi babay. Alihan Bey, istediğiniz dosyaları size mail attım. Toplantınız yarım saate başlayacak. Güzel. Merhaba. Merhaba. Konuşalım mı Yıldız? Tabii, gel. Bir şey içer misin? Yok, sağ ol. Yıldız, eve dönmeni istiyorum. Bütün bu olanlardan sonra benim eve dönmem mümkün değil. Yapma Allah aşkına, çocukluk ediyorsun. Halit, kusura bakma ama ben senin eski eşinle aynı çatı altında yaşamak zorunda bırakıldım. Üstelik o evde duymadığım hakaret kalmadı. En son en yakın arkadaşımı bulup bana karşı onu kullanmaya çalıştı ve sen bunların hiçbirine ses çıkarmadın. Ben artık çok yorulmuş durumdayım. Bunları tekrar yaşamayacaksın çünkü Ender'i gönderdim. Ender'i göndersen bile Ender Erim'in annesi. Hayatımızdan çıkmayacak ki. Ayrıca tek sorun o değil. Sorun ne peki? Ben sürekli olarak sana olan sevgimin sorgulanmasından ve senin de buna izin vermenden yoruldum. Şengül'ün dedikleriyle ilgili sana bir açıklama yapmak istedim ama inan ki ona bile gücüm yok. Artık açıklama yapmak da istemiyorum. Sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Tamam, benim de hatalarım oldu. En büyük hatam Ender'in yaptıklarında göz yummamdı ama... Aması yok Halit. Sen bu saatten sonra ister Ender'e inan, ister bana inan, neye inanırsan inan. Benim için artık önemi yok. Ne demek önemi yok? Bitti Halit. Ben boşanmak istiyorum. Ne? Ne dedin sen?
Evet. Herkes benim para avcısı olduğumu düşünüyor ya. Ben para avcısı olsaydım şu an o evde olurdum. Ben çok yoruldum. Bitsin istiyorum. Hayatım. Bir dakika. Sinirlenip hemen karar verme. Ben hiç sinirli değilim ki. Ben o eve sana güvenerek geldim. Ve sen beni sürekli kendimi savunmam gereken durumlarla baş başa bıraktın. Benim kararım kesin Halit. Hello. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu aralar pek sık görüşür olduk. Kendi menfaatimiz için. Anlat bakalım aklındakilere. Beni Zehra ile bir araya getireceksin. Ona bütün olanları anlatacağım. Nasıl ya bütün olanları? Benim Halit'ten ayrılma sebebimin sen olduğunu. Pardon, ben neyi kaçırdım? Bu nasıl bizim menfaatimiz oluyor? Of Sinan, bari sen yapma. Zehra ile birlikte olduğundan beri akıllı bir kadın nasıl olur unutmuşsun. Şimdi sen beni iyi dinle ve dediklerimi yap. Ders köşe yapacağız. Yıldız, hani senin çok sevdiğin bir restoran var ya. Yemeklerini de çok seversin. Bu akşam oraya gidelim. Bu konuyu orada konuşuruz. Akşamı sabaha yok mu? Ya ben neden o eve döneyim ki? İki tane sosyetik kadınla sohbet etmek ya da Rebbiye'nin bana ne yapacağımı söylemesini dinlemek için mi gideyim? Sen de biliyorsun son zamanlarda bir sürü olay üst üste geldi. Erim'in hastalığı, Zehra'nın evliliği. Haklısın, özür dilerim. Seni çok ihmal ettim. Ben sandığın kadar çocuk değilim. Bunların hepsinin farkındayım. Senin önceliklerin var. Ama asıl önceliğin ben değilim ve hiçbir zaman olmayacağım. Bak Halit. Benim sana olan duygularım değişmedi. Ama ben o eve dönüp kendimi ezdirmek istemiyorum. Güven bir ilişkide çok önemli. Ama sen bana hiç güvenmiyorsun ki. Bana verdiğin sözlerinde hiçbirini tutmadın. Maalesef benim kararım değişmeyecek. Bak. Söylediklerinde haklısın. Ama bazılarına da katılmıyorum, onu söyleyeyim sana. Evliliğimiz çok önemli. Öyle kestirip atmana izin vermem. Şimdi sakinleş. Sakinleştikten sonra bir kez daha düşün. Olur mu? Ben şimdi gidiyorum. Hoşça kal. Burnun sürsün bakalım. Selam patron. Gel. Avukatlar geldi mi? Geldiler, geldiler. Güzel. O zaman geçelim. Cem'i aradın mı? Cem'i aramadım. Arayıp vardınız mı diye soracak halim yok. İş için görüşeceğiz ne de olsa. Peki Zeynep'le konuştun mu? Konuşmadım. Konuşmayacak mısın? Daha karar vermedim. Ya sendeki değişimi anlamak inan imkansız Ali Han. Ya dün ne diyordun, bugün ne diyorsun? Merak etme, kafamda bir şeyler var. Geçelim mi? İçeri gel, konuşalım. Anlat bakalım hanımefendi. Dediklerini düşündüm. Ama Halit'le beni ayırdığın için sana bırak 100.000 lirayı 1 lira bile veremem. Halit'le aramın düzelmesini bekleyeceksin. Olur, bekleriz. Parayı tek seferde de veremem. Ama her ay ödeme yaparım. Tamam.
Anlaştık. Öyle hemen sevinme. Benim de bir şartım var. Neymiş? Paranın ilk taksidini aldığın an buradan gideceksin. Saçma mı? Nereye gideceğim Yıldız? Olur mu öyle şey? Nereye gidersen git, bana ne? Antalya'ya git, memleketine dön. Yeter ki benden uzak ol. Beni tanıdığını unut. Ya yapma Allah aşkına Yıldız. Benim burada işim var, gücüm var, hayatım var. Nereye gideceğim? Ya bana yaptıklarından sonra sana acımamı mı bekliyorsun? Ben sana şu anda iyilik bile yapıyorum. Halit'i ben bir şekilde ikna ederim. Bana inanır. Ama senin bir daha benim ayağıma dolanmana izin veremem. Ender senin yerini biliyor. Peşini bırakır mı zannediyorsun? O parayı alacaksın ve benim hayatımdan defolup gideceksin. Anladın mı? Günaydın Zeynep. Kusura bakma, biraz geciktim. Kevin annesine bıraktım da biraz uzadı. Aa, yok yok, hiç önemli değil. Buyurun. Nedir acil olan? Kötü bir şey yok umarım. Bavulunu açmamışsın. Şey, Cem Bey, ben de bunu konuşacaktım sizinle aslında. Hayırdır, ne oldu? Benim acil geri dönmem lazım. Nasıl yani? Ya çok özür dilerim. Yani önemli bir ailevi mesele var. Ablamla ilgili. Yalnız bırakamam oğlu. Hay Allah ya. Tabii konu aile olunca akan sular duruyor. Siz de bana güvendiniz. İşlerinizi bana göre ayarladınız ama... Ya ben böyle bir şey yapmam aslında. Öyle işimi yarım bırakıp gitmem. Biliyorum. Biliyorum. Konu önemli olmasa böyle işi bırakıp gidecek birisi değilsin. Ne yapalım o zaman? Sana bilet bakalım. O zaman Falcon'a döneceksin herhalde. Aa, yok. Nasıl? Yani sanmıyorum. Cem Bey, ben geri döndüğümde başka bir yerde iş bakacağım kendime. Peki. Kendine göre haklı sebeplerim var belli ki. Saygı duyuyorum. Ama bana bir söz vermeni istiyorum o zaman. İstanbul'a döndüğümde yine benim asistanım olacaksın. Söz mü? Tamam. Söz. Anlaştık. Şimdi bakalım akşam uçağında sana yer var mıymış? Tamam. Aliha. Senin bu eski asistan. Cem'le gitti değil mi? Evet abla. Aa. Nasıl yani? Çok şükür biz kurtulduk. O ne demek şimdi? Bir dakika ya. Yıldız'ın kardeşi Zeynep. Cem'le mi gitti? Evet canım. Alerjim, sen de bu kıza toz kondurmuyorsun da. Artık ne olduğunu anlamışsındır herhalde. Anlamadım. Anlatsana bir. Baktı. Gördü Cem'i zengin. Bari buna yürüyeyim dedi. Neden? Hı? Anladı çünkü senden bir şey olmayacağını. Cem zaten saf bir şey. Tam tavlamalık yani. Abla saçmalıyorsun. Zeynep Cem'le çalışmaya gitti. Tamam. Hı hı. İki ay sonra biz evlendik diye dönerlerse hiç şaşırmam. O değil de asıl haberler bende. Yıldız evi terk etti. Ne? Kızım, bu şimdi mi söylenir? Yarın ben size gideyim. Temelli gitmedi herhalde anne. Yani belli ki kavga etmişler. Bak söylediğime pişman etme beni. Konu neymiş? Acaba Yıldız çocuk istedi de babam mı istemedi? Çünkü Halit istemez. Ben tanırım Halit'i. Ben nereden bileyim anne? Hı? Hem ne çocuğu ayrıca? Daha evleneli ne kadar oldu ki? Ender kızla uğraşıp duruyordu. Kesin onunla alakalı bir şeydir. Hayır, bir de babamla da konuşulmuyor ki. Konuşma zaten. Sen şimdi kızdırma babanı. Ben yarın gider ilgilenirim onunla. Yalnız kalmasın. Aman ablacığım.
Yalnız kalmasın. Koş Halit'e. Git onunla ilgilen. Olur mu? Çok haklısın. Bravo. Bir şey mi söyledin dışarıda? Yok. Ender. Ne işi var senin burada? Zehra, konuşmamız lazım. Önemli. Ender, hoş geldin. Merhaba Sinan. Sen burayı nereden biliyorsun ya? Sinan'dan. Efendim? Zehra, sana anlatmam gereken, daha doğrusu anlatmamız gereken çok önemli bir konu var. Sen ne neler karıştırıyorsun ya? Ha? Babamdan boşandın, kurtulamadık senden. Ben evlendim, yine kurtulamadık. Ender, sen nasıl bir şey misin ya? Zehra, bir sakin olur musun lütfen? Benim babanla niçin boşandığımı merak ediyordun, değil mi? Ben de senin bu merakına son vermek için buradayım. Baban beni Sinan'la ilişkim var diye boşadı. Ne? Sen ne saçmalıyorsun ya? Ender'le ayrılıyoruz. Ne? Ne? Baba daha dün tatile gitti dedin. Şimdi yarın ne oldu da ayrılıyorsunuz? Aslında dün karar verdik. Ama elim bu duruma hazır olmadığı için ona öyle söyledim. Resmi işlemler başladı. Birkaç güne kadar da boşanırız. İyi de ne oldu baba? Şu anda detay veremeyeceğim. Ama şunu bilin ki Ender artık bu evde yaşamayacak. Sizler de onunla asla konuşmayacaksınız. Kesin bir şey yaptı. Zehra. Kesin yaptı yani, eminim ben. Bak, ben ilk günden beri sana onun doğru insan olmadığını söylüyorum ama sen beni dinlemiyorsun. Sen benim karşıma geçip böyle bir şeyi nasıl anlatabiliyorsun ya? Ha? Sen de orada ne oturuyorsun? Konuş, bir şey söyle, yalan de hadi. Zehra, bir sakin olur musun lütfen? Bağırmayı bırak artık. Ya Sinan'la bana bak Allah aşkına. Sevgili gibi mi duruyoruz? Ne olursun bir sakin ol, otur şöyle. Sana anlatmama izin ver lütfen. Lütfen. Ender, bak ne anlatacaksan anlat, ben çok sinirleniyorum şu anda çünkü. Bak. Sinan'la benim aramda hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Evet, onunla görüştüm. Doğru. Herkesten gizli birkaç defa buluştum. O da doğru. Ama hepsi senin içindi. Benim için mi? Zehra, evde bana kök söktürüyordun. Birini bulup evlenip gidersen rahat ederim diye düşündüm. Sinan. Evet. İlk Ender yokladı beni. Ama ben seninle tanışıp görüşmek istedim. Görüşünce de aşık oldum. Sinan'ın benim lafımla sevmediği bir kadınla evlenecek hali yok herhalde, değil mi? İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Gerçekten bu neymiş arkadaş ya? Ben seni evden yollayayım derken olan bana oldu. Yıldız Halit'le evlenmeyi kafasına koyunca bana iftira attı ve evliliğim bitti. Erim, hayırdır? Protesto mu ediliyorum? Yok, hayır. Yemeği tek başına yemişsin. Çok açtım, ben de yedim. Peki, öyle olsun. Evde kimse yoktu baba. Ablamla dayısına gitmişti, ben de yedim. İyi ya. Baş başa yemek yerdi. Başka bir zaman olsun.
Peki, başka zaman olur. Satranç oynayalım mı? Yorgunum baba. Ben de yorgunum. Erim. Bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Ama en doğrusu herkesin kendi evinde kalması. Kimin için baba? Yıldız abla için mi? Hepimiz için. Bu arada Yıldız seni çok seviyor. Sevebilir ama o benim annem değil. Ayrıca annemi sevmediğini de biliyorum. Yakında her şey düzelecek. Ben uyumaya gidiyorum. Sana iyi geceler. İyi geceler. Peki sen niye bana hiç bahsetmedin böyle bir şeyden? Hayatım nasıl bahsedebilirdim? Yanlış anlarsın diye çekindim. Ne diyecekti Zehra? Ender bizim çöp çatanımız mı diyecekti? Zaten benden nefret ediyordun. Bu Yıldız nereden öğrenmiş sizin görüştüğünüzü o zaman? Bu kız benim evime yerleşip Halit'le evlenmeyi en başından kafasına koymuş. Organize hareket etmiş. Beni de biliyorsun, gizlim saklım yoktur. Bunun yanında mı konuştum, ne yaptım hatırlamıyorum bile. Daha sonra bu durumu bana başka türlü kullandı. İnanamıyorum ben ya. Zehra bak, bizim bunu babana anlatmamız lazım. O isterse Yıldız'la bir ömür gitsin, mutlu olsun. Ama onun oğlunun annesini, onu aldatmadığını bilsin. Medenice görüşelim. Bak yanlış düşündü, Erim'i benden uzaklaştırdı. Ulan kardeşine oldu. Sinan'la ben olacak iş mi ya? İyi tamam. Tamam öğrensin babam da. Bunu nasıl anlatacağız ki, görüşmüyor hiçbirimize. Ben ona da bir çare düşündüm. Neymiş Ender? Bizim babanın ayağına gitmemiz ve konuşmamız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Baban sana çok kızgın. Ama eğer sana bir şey olursa çok merak eder ve mutlaka gelir. Yani? Yani başına küçük bir kaza gelecek. Ne? Günaydın efendim. Günaydın. Halit Bey'i gönderdi. Efendim araç lazım olursa ben dışarıdayım. Yok yok, lazım değil. Sen gidebilirsin. Peki efendim. Yeni başlangıçlara. Umarım beğenirsin. İnanmıyorum. Efendim. Yakışıklı kardeşim benim. Baksana kahve yaptım. Eyvahlar olsun. Aa, ne oldu? Abla senin bana kahve yapman falan hiç hayra alamet değil. Sen kesin benden bir şey isteyeceksin gene ya. Of tamam. Tamam söyle hadi. Ne istiyorsun gene, ne yapacağım? Yani çok büyük bir şey değil aslında. Minnak bir kaza. Minnak kaza? Ne kazası ya? Yani Zehra'nın arabayı bir yere vuracaksın işte.
Abla sen beni iyice gözden çıkardın artık, hayret bir şey ya. Ya saçmalama. Ne var bunda ya? Büyütülecek bir şey yok. Zehra'nın arabayı bir yere çarpıvereceksin işte, o kadar. Yok, soran olursa ben yardım almadım. Kendi imkanlarımla delirdim diyeceğim. Ya Zehra'nın arabasını niye gidip ben çarpıyorum ya? Gitsin kendisi çarpsın. Ya beceremez o salak. Benim senin gibi akıllı, zeki, her işin altından kalkabilen becerikli birine ihtiyacım var. O da sensin. Ha, becerikliyim diye öleyim, gebereyim istiyorsun öyle mi? Ay Caner, saçmalama, ölmezsin. Hadi otur şuraya. Bak, Hayat Zehra'yı merak etsin, onu görmeye gelsin yeter benim için. Kusursuz bir plan hazırladım ya. Kusursuz plan, sen şuna kusursuz cinayet desene. Yok. Yok, ben kesin öleceğim. Kazada ölmesem kalpten gideceğim ya. Bak şimdi beni iyi dinle. Şimdi... Alo. Merhaba hayatım, nasılsın? Merhaba Halit. Hediyeni aldım. Yani gerek yoktu ama. Gerek vardı. Bak, yaptığım hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Öğlen yemek yerim mi? Yani Halit bence... Yemez. Ben bir saate kadar gelip seni alacağım. Ne konuşmak gerekiyorsa? Yemekte konuşacağız. Tamam mı? İyi peki. Hadi hoşça kal. Sen daha dur Halit. Daha çok pişman olacaksın. Sağlam olsun ha. Bunlar yeterli olur mu? Olur tabii. Sizin motosiklet tipiniz neydi? Henüz karar vermedik. Hepsinde işe yarayan korumalar neyse onlardan alalım dedik. Pardon. Bakar mısınız? Hemen geliyorum. Şu halime bak, robota döndüm. Bak başıma bir iş gelirse sorumlusu sensin, haberin olsun. Ay Caner, amma abarttın ya. Alt tarafı arabayı azıcık hasar vereceksin. Getirdin bizi buraya boşu boşuna. Sanki sana git diyoruz 180'li duvara çarp. Ha, söylemesi kolay. Can benim canım ya. Neyse hadi ödemeyi yapalım da. Daha Zehra'dan arabayı alacağız. Ne kadar acaba borcumuz? Biz bu Ender'in aklına uyduk, böyle bir oyuna kalkıştık ama... babam bizim yalan söylediğimizi öğrenirse biz biteriz, söyleyeyim bak. Hayatım, sen babanla barışmak istemiyor musun? İstiyorum, niye istemiyorum? Tamam, bir sakin ol. Önce şunu içmiyoruz bugün. Bak, Ender haklı. Ya baban sana kızgın olabilir ama... kaza yaptığını öğrenince kızgınlığı geçecek, seni merak edecek. Ha, daha önce de böyle olmadı mı zaten? Bak, iki gün sana ulaşamadı, hemen affetti. Yalnız o zaman ben evli değilim Sinancığım. Ayrıca şu anda seni Ender'le sevgili sanıyor. Hayatım, zaten bu saçmalığa nasıl inandığını sorgulayacak. Ya merak etme sen. Ya bilmiyorum, ben çok gerildim ya. Canım, gerilme bak, ben senin yanındayım. Ya bu bizim iyiliğimiz için söylediğimiz beyaz bir yalan. Öyle düşün. Kimse bilmeyecek, anlamayacak da. Tamam. Ha, gelmişler zaten. İyi tamam, söyle gözükmesinler kimseye. Anahtar orada Sinan. Çabuk gel ha. Sinan merhaba. Selam. Kardeşim Caner. Sinan Zehra'nın kocası. Memnun oldum. Aracımız burada. Bundan sonrasını biz hallederiz. Bizden haber bekleyin.
yüzüğü takmamışsın. Beğenmedin mi? Çok beğendim ama şu an takmamın doğru olmayacağını düşündüm. Neden? Nedenini biliyorsun Halit. Bak Yıldız, ben bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Sen neden böyle yapıyorsun? Bizim evliliğimizin sorunsuz ilerleyebileceğine ben inanmıyorum. Yani sen de biraz beni düşün. Ben seninle evlendim ve kalabalık bir evin içine girdim. O evde beni isteyen tek insan sensin. Bunları konuşmaya daha ne kadar devam edeceğiz? Benim söylediklerimin bir önemi yok mu? Sen bana bugüne kadar idare et demekten başka hiçbir şey söylemedin ki. Bak, bunların hepsi geride kaldı. Hayır, biz balayına bile gitmedik. Hiç baş başa kalamadık. Yani erim için Ender'e katlanmamız gerektiğini anlayabiliyorum ama... ya o kadar çok yüz verdin ki Ender'e, yani tepemize çıktı. Tamam, haklısın ama artık Ender o evde yaşamayacak. Gönderdim onu. Ender'in geri gelmeyeceğinin garantisi var mı? Var. Hadi afiyet olsun. Bakayım. Ha, bak bu duvar iyi. Ha, çok iyi, çok. Kimsecikler de yok. Vur gitsin. Vay, ben ölümle burun burunayım. Senin bana dediğine bak ya. Allah Allah. Ama korkak çıktın Caner ya. Sanki sana uçurumdan atla diyoruz. Sen dur şimdi. Sen onu da söylersin yakında. Beklerim senden. Hadi hadi, oyalanma. Ben şimdi iniyorum. Kimse gelmeden vur gitsin. Oh ne güzel ya. Bir de iniyorum diyor. Allah'ım, bunların son sözlerim olmasından çok korkuyorum ya. Ben kimin bu kadar bedduasını aldım ya? Derken aklında oluşan destansı liste. Of Caner, hadi vıdı vıdı etme. Bana bak. Burnunu şöyle ver. Tam sol yap. Gir şu sokağa. Tamam mı? Hızını al. Güm duvara. Bana bak. Sakın korkup yavaş vurayım deme. Ha. Halit'in arabayı görüp endişelenmesi lazım. Ya ben burada ölüyorum. Bu hala Halit diyor ya. Hadi Caner'cim, hadi. Of. Tam sol. Tam sol. Gel böyle. Gel 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 gel. İyice git. Git iyice git. İyice git. Tamam. Dur, dur. Tamam. Gel şimdi. Gel gel. Hadi Caner, yapabilirsin. Bas. Hadi Caner, yapabilirsin. Bir şey olmayacak. Caner, iyi misin? Aa, sen ağlıyor musun ya? Senin bunu anlamaman o kadar normal ki. Kim bilir sen doğarken bile ağlamamışsındır, kara vicdanlı. Senin sinirlerin bozulmuş Caner'cim. Evet, bozuldu. Hayır, benim mi bozuldu? Ne dediysen yaptım şimdiye kadar. Hep sabrettim, sustum. Sabrım sonu yoğun bakılmış meğerse. Tamam, sakin, bitti, geçti. Tamam. Arabayı misler gibi pert ettik. Ha, pert ettik, pert ettik ama benim de sinirlerim pert oldu bak. Elim ayağım titriyor. Caner'cim tamam, şimdi sakince nefes al, ver. Nefes al, ver. Tamam. Şimdi Halit'in evinin oraya bırakacağız arabayı. Daha sakin şimdi, tamam. Şu evin yakınındaki çöp konteyneri var ya, onun arkasındaki direğe vurmuş gibi yapacağız. Tamam. Yaklaş. Tamam. Soldan git biraz. Ya tamam. Yaklaş. Ah, çarpmış gibi. Tamam. Biraz daha. Az. Sol, sol. Ya tamam abla, tamam ya. Of abla ya, ne çok konuştun ya, ne çok konuştun. Zaten canım burnumda.
Ay niye sinirleniyorsun anlamıyorum ki. Bir şey oldu mu? Olmadı. Ha olmadı, olmadı. Şu halimize bak. Şunları atalım da gerçekçi olsun. Şunlar. Ama böyle olmaz. Benim bunu biraz yaklaştırmam lazım. Sen bana gel gel yap. Tamam. Gel daha gel. Gel gel gel. Gel. Tamam tamam tamam. Tamam. Çarpmış gibi oldu. Tamam. Ay. Eyvallah. Şş, ne yaptın ya? Ha, süper. Eve ilk gelen görecek. Hadi çabuk kimse görmeden kaçalım. Yürü yürü. Teşekkür ederim Nazlı. Bilet numarasıyla alakalı evrakları bana mail olarak yollarsınız. Selam patron. Ben yeni ajansla toplantıya gidiyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı? Var, ben de Amerika'ya gidiyorum. Aldım biletimi. Hadi canım. Vallahi sana helal olsun. Dediklerinde haklıydın. Öyle uzaktan olmayacak. Zeynep'le konuşmaya gidiyorum. Ya olmaz tabii ya. Git. Tut kolundan getir onu buraya. Ben daha medenice bir şey düşünmüştüm ama... O da olur. En azından denemiş oluruz. Aynen öyle. İyi. O zaman ben gidiyorum toplantıya. Akşam yemekte konuşalım bunları. Aysel, Zehra Hanım evde mi? Seni ilk kez böyle görüyorum. Beni çok şaşırttın Yıldız. Çok yıprandım çünkü. Efendim? Halit Bey, Zehra evin yakınlarında kaza yapmış efendim. Ne? Ne kazası? Efendim aracıyla. Araç bayağı bir... Hasar görmüş. Resimlerini çekip hemen gönderiyorum ben. Eve uğramış mı? Aysel'le konuştum efendim. Daha eve gelmemiş. O zaman en yakın hastaneye kaldırmışlardır. Hemen orayı araştır. Ben de geliyorum. Tamam mı? Tamam efendim. Ne olmuş? Zehra kaza yapmış. Aa, iyi mi şimdi? Bir tek araba duruyor. Zehra nerede bilmiyoruz. O zaman kalkalım hemen. Kusura bakmazsın değil mi? Yok. Yani ben bu tip şeylere alışkınım. Garson. Ya anlarsa babam numara yaptığımızı? Sen böyle panik olursan anlar. Zehracığım bak, bütün bunlar hepimizin iyiliği için. Sen babanla ve kocanla mutlu bir hayat sürmek istemiyor musun? Bunun için de biz bu kazayı organize etmek mecburiyetindeydik. Peki ya aramazsa beni? Hı? Merak etmezse, umursamazsa ne yapacağız? Çoktan aramıştır o. Hatta Sıtkı'yı arattırıyordur. Ben bilirim. Sinan, sen bir iki saate Halit'i ara. Bir de böyle sargı bezi falan getirin. Elini ayağını saralım da inandırıcı olsun. Ya babam anlamaz değil mi ya? Anlamaz Zehracığım. Anlamaz. Ay amma pimpirikliymişsin sen ya. Nerede kaldın Zeyno ya? Zeyno, ablam. İyi ki geldin. İyi misin? İyiyim, iyiyim, değil miyim bilmiyorum. Gel, seni de o kadar yoldan getirdim. Yorgun musun, yorgun mu? Yok ya, yorgunum da boş ver, dur. Allah sana şimdi gel. Gel bakayım.
sen gelmeseydin kafayı yiyecektim bu evde. Anlat, ne oldu? Ha? Ender Şengül'ü bulmuş, karşıma dikti. O salak da ne konuştuysa artık onlarla. Şengül ne alaka ya? Ne, niye böyle bir şey yaptı ki? Ay ne bileyim ben ya, kıskanç mıdır nedir? Aptal aptal şeyler söylemiş onlara işte. Halit'i bana karşı doldurdu yani. Ablacığım siz çok yakın arkadaşsınız, nasıl bu hale geldiniz? Ay bilmiyorum ya, tanıyamamışım demek ki onu. Nasıl bir insan olduğunu anlayamamışım. E ne olacak şimdi böyle? Ya bilmiyorum, aslında Halit benimle barışmak istedi. Ama bu kadar olaydan sonra ben şimdi o eve nasıl geri döneyim? Çok üzüldüm ya. Bugün aslında tam konuşalım demiştik ama Zehra'ya bir şey olmuş, apar topar kalktı. Yok, kısmet olmuyor yani. Biz Halit'le baş başa bir şeyi halledemiyoruz yani, beraber olamıyoruz. Uf, iyi ki geldin Zeyno'ya. Yanılayım ben, seni merak etme, beraber atlatırız, tamam mı? Sürekli saçmalıklarla uğraşıyorum, niye mutlu olamadım ya? Aptal Şengül. Efendim, kazanın olduğu yerde mobese olmadığı için arkadaşlar herhangi bir kayıt bulamadı. Dolayısıyla ne zaman yaptığının dair bir bilgimiz yok efendim. Hastaneleri araştırdım. Zehra Hanım'a ait herhangi bir kayıt yok. Bu da iyi bir haber. Kim bu numara ya? Efendim? Halit Bey, Sinan ben. Kızım iyi mi? Merak etmeyin, Zehra iyi. Sizi aramamı istemedi ama benim içim rahat etmediği için haber vereyim dedim. Sizinle konuşmaya gelirken bir kaza geçirmiş. Dargın olduğunuz için üzgündü. Herhalde yoldayken de dalmış. Neyse ki birkaç sıyrıkla atlattı. Ben şimdi arabayı çektiriyorum. Neredesiniz? Evdeyiz. Tamam, oraya geliyorum. Şoförüm arayacak, ona adresi tarif et, olur mu? Tamam. Al. Konuştun mu? Yoldalar, geliyorlar. İşte bu. Eyvah yani. Yok, eyvah yok. Sakın. Sana dediğimi yap. Birazdan görüşürüz. Şu takalım bari, ne yapalım? Zeyno sen ne yaptın ya? Cem bir şey dedi mi? Yok ya, ne diyecek? Adam zaten o kadar anlayışlı ki. Hiçbir şey söylemedi. Oh, iyi bari. Aferin ona. Ama tabii. Benim acil iş bulmam lazım. Aa. Ben seni çağırınca sen şimdi işine ayrılmış mı oldun? Ya ablacığım, yani Cem Bey birkaç ay kalır orada. Ben o sırada işsiz kalamam. Aa, ya ben bilseydim bunu seni çağırmazdım. Ya yok, ne alakası var? Ben her halükarda gelecektim zaten. Seni böyle bırakacak değilim. Ya zaten ben Cem Bey'e söz verdim. Dönünce yine onun yanında olacağım. Hah, iyi o zaman. Hem belki Alihan'dan da uzak bir ofiste olursunuz siz. Yani ben de öyle olmuyorum ama bakalım. Böyle inandırıcı oldum ya. Oldu hayatım, merak etme. Şuna bak bir. Dur bakayım, şuna yapıştıralım. Ha, tamam, tamam. Yat sen, yat. Merak etme, her şey düzelir. Tamam. Ne o bizim? İyi misin? İyiyim. Babacığım, ben seninle konuşmaya gelecektim. Sonra ne oldu anlamadım bir anda. Tamam. Sorun değil. Seni iyi gördüm. Bu bana yeter. İyiyim. Görüşürüz. Babacığım. Bizim seninle çok önemli bir konuda konuşmamız lazım. Bizi bir 10 dakika dinlesen, sonra gidersin ne istiyorsan. Ne konuşacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?
geleceğinizi öğrenince Zehra haber verdi. Merak etme Halit'ciğim. Artık herkes kartlarını açık oynayacak. Zehra bizim neden ayrıldığımızı biliyor. Bana olur. Bir dinle sen. Bir dinle sen. Neyi dinleyeceğim Zehra? Ha? Sinan'ı uzun zamandan beri tanıyorum. Zehra'yı beğendiğini biliyordum. Zehra'nın da evde bana nasıl davrandığı malum. Ondan kurtulmak istedim. Evlenip giderse rahat ederim diye düşündüm. Sinan'la gördüğün fotoğrafların ve o konuşma kayıtlarının hepsi bunun içindi. Ne demek bu? Halit Bey, ben size açık... Sana konuş demedim. Beni o otel odasına çağırdığın gün tek kelime bile etmeme izin vermedin. Soru bile sormadın. Neden? Çünkü Yıldız'la birlikteydin. Bu senin işine de geldi, kabul et. Ha, bu arada senin gibi bir adama kızını yollamak için çöp çatanlık yapıyordum diyemezdim tabii, o da ayrı. Babacığım, Ender doğru söylüyor gerçekten. Sonradan Sinan da söyledi bana her şeyi. Yeter Zehra. Tamam mı? Yeter. Saçma sapan bir şey için fazla kırıp döktün Halit. Bunları da hazırladım Alihan Beyciğim. Teşekkür ederim. Bırakabilirsin öyle. Ay, rica ederim. Lütfen. Kolay gelsin. Uzun mu kalacaktınız? Yok, zannetmiyorum. Yarım kalan bir işim var. Onu halledip döneceğim. Sevindim. Bence de iyi gitmelisiniz. Bize kim, neden, ne niyetle yaptı bilmiyorum. Onunla da ilgilenmiyorum artık. Olan oldu. Sen istersen Yıldız'a inanmaya devam et. Ama bizim masum olduğumuzu bil. Kızını ve beni cezalandırmaktan vazgeç artık. Babacığım bak, buradaki kimsenin bir suçu yok. Zehra, biraz susar mısın? Babacığım, bari beni affettiğini söylesen. Sonra. İnanmadı hiç de, bak söyledim ben size. Sen öyle san. Çantam nerede? Günaydın. Günaydın. Nereye sabah sabah? İş görüşmesine. Aa, ne çabuk. Ya bir arkadaşıma söylemiştim iş arıyorum diye de... ...onun da annesi rahatsızlanmış, işten ayrılacakmış. Benim yerime gelir misin dedi. Ben de onunla görüşeceğim şimdi. E gel iki lokma bir şey ye de gidersin. Şu olmuş mu? Baksana, üzüm duruyor mu? Hı. Duruyor, duruyor. Şöyle saçın. Çevir. Saçın da güzel. Ay, çok güzelsin Zeynoş'um benim. Sen bana kızgın değilsin değil mi? Yo, niye kızayım ki sana? Ya sanki benim yüzümden her şeyi senin de baştan başlaman gerekiyormuş gibi geldi de. Ablacığım, sen takma kafanı. Olsun. Belki daha iyidir benim için böylesi. Zeynoş'um benim. Melek kuşum. Ablacığım. Hadi çay koyayım, başla sen yemeğe. Hadi koy.
Efendim Hakan. Neredesin? Ne oldu havaalanındayım, uçağa bindim şimdi. Çabuk in o uçaktan. Neden? Zeynep dönmüş. Nasıl? İstanbul'da mı şu an? Evet, İstanbul'da. Dayanamadım, Cem'i aradım, sordum. Hadi gel ofiste konuşuruz. Geliyorum. Şengül! Hiç utanmadın mı ablama iftira atmaya? Ha? Bu seni kardeşi bildi be, evimizde yaşadın sen bizim. Bu muydu karşılığı? Ya sokak ortasında tartışmayalım bacım, hadi yürü. Ne hırs varmış sende ya? Kızın yuvasını yıktın resmen. Mutlu musun? Ya senden hiç beklemezdim Şengül. Bak Zeynep, ben bir hata yaptım, farkındayım ama... senin kardeşin de sütten çıkmış ak kaşık değil. Kanma onun dediklerini. Ne diyorsun sen be? Daha fazla konuşmayacağım diyorum. Ya kıskançlık gerçekten insanı kötü biri yapıyormuş. Olmuş da dönmüş bir anda Amerika'dan. Yoksa Cem'le aralarında bir şey mi olmuş? Yok tabii ki de. Aile bir mevzu olduğunu, acil dönmesi gerektiğini söylemiş. Zamanında aradım. Son anda aklıma geldi Cem'i aramak. Ne zaman başlayacakmış, sordun mu? Alihan, Zeynep bir daha geri dönmeyecek. Nasıl yani, bir daha çalışmayacak mıymış? Yani çalışacak ama burada çalışmayacak. En azından Cem gelene kadar. Anladım. Yani burada olduğu sürece bir tek Cem'in asistanı olurum diyor. Yok, öyle demeyelim mi ona? Ne diyelim? Öyle diyelim. Daha ne diyelim? Belki fikri değişir. Caner, hazır mısın? Aa! Açılışa gitmiyor muyuz? Ben gelmiyorum, sen git. Bak şimdi. Olmaz ama ben sensiz gitmek istemiyorum. Ha. Onu beni dün arabayla ölüme göndermeden önce düşünecektin. Ayrıca Zehra'ya da bensiz gittin zaten. Hah, Halit seni orada görseydi de iyice delirseydi. Hadi hadi, uzatma uzatma, yürü kalk. Yok ablacığım, yok. Ben kim beslemeyi bıraktım. Bakımı zor oluyor. Hadi ablasının akıllısı, zeka küpü, şirini. Ya abla tamam, ısrar etme ya. Gelmeyeceğim işte, git sen. Allah. Peki Halit bize inandı desen? Harbi mi? Harbi. Ne dedi peki? Sana madalya takacakmış. Of abla ya, dalga geçme, ne dedi? Bir şey demedi de ben anladım. Ha. Artık bize karada ölüm yok Caner'cim. Masumiyetimize inandırdık. Onu geri almam artık an meselesi. Hadi hadi, hazırlan. Ortalıkta biraz salınalım da havamız değişsin. Woohoo! Tamam, tamam, tamam. Ay, ay, ay. Çok teşekkür ederim. Haber bekliyorum ben sizden. İyi günler. İyi günler. Nasıl geçti? İyi geçti ya, ama bir kişiyle daha görüşecekmiş. Sonra bana haber vereceklermiş. Doğru, bir kişi daha gelecekti. Gel, gel otur. Ama senin şansın daha yüksek. Yönetici asistanlığı yaptın sonuçta. Referanslarını verdin değil mi? Verdim, verdim. Hatta Cem Bey'in telefonunu da verdim. Cem Bey mi? Hı hı. İyi de senin patronun Alihan Taşdemir değil miydi? Yani öyleydi ama sonra ben onun yanından ayrıldım. Olsun canım, ne olacak? Sevin'de onun da adı var değil mi? Hı hı, var. İyi. Bu arada sana biraz buralardan bahsedeyim. Tankut Bey biraz asabidir. Hı. Ama geç kalma.
Ne diyorsa tamam de. Bir şey söylediği zaman da çok fazla kafana takma, tamam mı? Tamam tamam ya, hallederim ben. Daha beterlerini gördüm zaten, merak etme. İyi bari. Aa, bu arada bir şey içer misin? Olur, çay içerim. Tamam, hemen söylüyorum. Merhaba Yıldız. Yere mi gidiyorsun? Evin bazı eksikleri var da onları almaya gidiyordum. Geleceğini bilmiyordum, sürpriz oldu. Zehra nasıl? İyi. Daha iyi. Sevindim, geçmiş olsun. Geçen gün konuşmamız yarım kalmıştı. Onu tamamlamaya geldim. Öyle mi? Yıldız. Evine geri dön. Burada tek başına kalmanı istemiyorum. Tek başıma değilim. Zeynep geri döndü. Zeynep geri mi döndü? Niye? Ben çağırdım. Benden ayrılmak istediğin için mi? Evet. Bunu yapma. Halit, lütfen üstüme gelme şu anda. Ben düşünüp bir karar vereceğim. Sana haber veririm. Nasıl istersen. Görüşürüz. Geçerken bir uğrayayım dedim. Ne kadar iyi yapmışsınız. Hadi gelin beraber bir kahve içelim. Kahve içmeye hiç zamanım yok. Çok işim var. İki dakika yüzünü görüp gideceğim. Peki o zaman ayakta kalmayın. Tamam. Neler yapıyorsun? Alihan'ı görüyor musun? En son Cem'in veda partisinde gördüm. Aramadı mı hiç seni? Yok. Aramaz o. Ay neden böyle yapıyor bu çocuk ya? Bence bir dönem geçiriyor. Ne bitmez bir dönemmiş. Ben sizi bir araya getireceğim. Aman lütfen Zerrin Hanım. Şimdi yine sinirlenir bana. Biliyorsunuz o biraz... Yok canım. Ben halledeceğim diyorum. Sen karışma. Peki. Ben size bir kahve söyleyeyim. Gerçekten hiç zamanım yok. Kahve içmeye başka zaman gelirim. Tamam? Tamam. Bekliyorum o zaman, olur mu? Hoşça kal. Efendim hoş geldiniz. Zehra Hanım geldi. Sizi odanızda bekliyorum. Tamam. Babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bileğin nasıl? İyi, iyi, daha iyi babacığım. Barıştık mı? Otursana. Zehra. Dün gece anlattıklarınız doğru olsa da... ...bu yaptığınız sorumsuzlukların üstünü örtmüyor. Bana söylemeden evlenmek ne? Ha? Fikrimi bile sormadın. Haklısın babacığım. Gerçekten çok haklısın. Ama yani sen de bana karşı o kadar ön yargılı, o kadar sert davranıyorsun ki... ...ben sana bir şey söylemeye, bir şey danışmaya korkuyorum yani. Evlilik gibi büyük bir karar alıyorsun ve babana danışmıyorsun. E sen de Yıldız'la evlenirken danışmadın bize. Ayrıca bu karar hepimizi de gayet etkiliyordu. Zehra. Yalan mı baba? Yalansa söyle. Tamam biz Yıldız'ı kabul ettik. Senin arkanda durduk. Seni anlamaya çalıştık. Ama aynı şeyi senden de bekliyoruz yani. Ne olur sırf benim hatırıma Sinan'ı tanımaya çalışsan. Sinan öyle senin düşündüğün gibi biri değil ki. Bak dün kendi gözlerinle gördün. Ender'le aralarında bir şey olmuş olsa öyle yan yana durabilirler mi ya? Tamam, her neyse ne. Kapandı konu. İyi, babacığım. Şimdi sen eğer müsaade edersen ben diyorum ki... ...Sinan'la bu akşam eve gelelim biz. Hem Lila'yla Erim'le de tanışmış olur. Tamam olur. İyi.
Yanıma babam benim. Ben biliyordum bana anlayış göstereceğini senin. O zaman ben gideyim. Seni de tutmayayım daha fazla. Akşama görüşürüz. Zehruş'um. Aa, geçmiş olsun. Sağ ol, öyle küçük bir kaza diyelim. Bir şeyler duydum, doğru mu? Evli mi diyorsan o doğru. Aa, çok sevindim, tebrik ederim. Hiç haberimiz olmadı. Öyle biraz hızlı gelişti ya. Baban delirmiştir. Aa, yok bir şey yok, ben aldım onun gönlünü, hallettik biz aramızda. İyi, çok sevindim. Bak hatta bu akşam eşimle yemeğe gideceğiz babama. Sen de gel, hem tanışmış olursunuz. Olur. Ama ben gene de bir Halit'e sorayım da. Aynen aynen, sen söyle bir şey demez. Sor olsun. Hadi görüşürüz. Hadi akşam görüşürüz. Halit'ciğim. Aa, hoş geldin Zehrim. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Otursana. Ben... Sana bir şey rica etmek için geldim. Öyle mi? Hayırdır, ne oldu? Bizim Alihan'la Lali'yi bir araya getirmek istiyorum. Hı hı. Ama Alihan'ı bilirsin. İnadım inat. Zerrin, artık kabul et. Alihan kocaman adam oldu. Bırak, kimle görüşecekse onu da görüşsün. Tabii haklısın. Ama o Lali seviyor. Biliyorum ben. Lali de ona aşık. Şimdi ben ablası olarak böyle durayım mı? Kısaca sen ne yapmak istiyorsun? Ben az önce Zehra ile karşılaştım. Akşam size gelecekmiş. Evet. Beni de davet etti. Acaba diyorum Alihan'la Lali'yi de çağırsak olur mu? Böylece onları da bir araya getirmiş oluruz. Yaptığın şu işe bak ya. Beni neye alet ediyorsun? Hem ben seni bilirim. Sen şimdi bu akşam Zehra'nın kocasıyla ilk kez bir araya geleceğin için... ...kesinlikle çok gerileceksin. Onlar da arada kaynarlar işte, fena mı olur? Bu konuda haklısın. Tamam olur. Alihan'a ben söylerim. Tamam. Yalnız benim bir şey söylediğimi sakın söyleme. Yok yok, söylemem. Zehracığım. Ne oldu, anlat. Ender'cim, oldu bu iş. Baban yumuşadı mı? Evet. Hatta bu akşam babam, Sinan, ben yemek yiyeceğiz. Ne dedim ben sana? Haklıymışsın. Yani benim hiç ümidim yoktu ama. Kim ne derse desin. Halit'i benden daha iyi tanıyan yok. Öyleymiş Ender'cim. Yani buna artık ben bile inanıyorum. Neyse canım. Taşlar bir yerine oturuyor. Peki sen ne yapacaksın şimdi Ender'cim? Yani bütün bunları ben babamla barışayım diye yapmadın değil mi? Hiçbir şey yapmayacağım. Ben istediğimi elde ettim. Baban seni affedince benim de masum olduğuma inandı. Ben sadece oğlumu daha sık görebileceğim. Vay be. Yani... Senden hiç beklemediğim bir yaklaşım içindesin Ender. Ama sen zaten yıllardır benimle boşuna didiştin Zehra. Hep bana karşı son derece ön yargılıydın. Yıldız gitmiş evden. Lila söyledi. O daha çok gelir gider. Hepsi taktik. Yani... Yemeyin diyeceğim ama başınızdaki yedikten sonra. Neyse. Benim kalkmam lazım. Ender. Canım. Teşekkür ederim. Aşk olsun, ne demek? Bye-bye canım. Bye-bye.
sen bana iyice bir muhtaç ol da bak ben senden neler istiyorum. Zehroş. Alo. Aliyan neredesin? Herkes gelmek üzere. 20 dakika abi, geliyorum, yoldayım. Çok geç kalma. Vallahi ablan da beni papaz edersin. Geliyorum, geliyorum, merak etme. Evde oturacağım, işsiz kalacağım diye. Benim hiç şüphem yoktu seni alacaklarından. Senden daha çalışkan kimi bulacaklar Zeyno? Ay ne bileyim. Patron nasıl biriymiş, iyi biri mi? İyi biri herhalde ya, bilmem. Yani üç ortaklı bir şirket işte. Alışırım ben hemen, bir şey olmaz. Sen yaparsın Zeynoş'um. O değil de sen ne yapacaksın? Hiç bilmiyorum ya. Yıldız, sen Halit'i gerçekten seviyor musun ya? Ne, o nasıl bir laf? Tabii ki seviyorum. Yani ne bileyim. Hani seven insan bu kadar çok düşünmez ya. O yüzden diyorum. Ben eğer o eve hiçbir şey değişmeden dönersem beni çiğ çiğ yerler. İşte bak bunu söylüyorum işte. Yani bunlar hiç aşık bir kadının lafları değil ki. Çok hesaplı. Ya ne bileyim, aşk öyle birlikte yaşayacağım birini bulmak değil ki. Yani birini bulup onsuz yaşayamamak sonuçta. Halit Bey, tekrar teşekkürler bizi davet ettiğiniz için. Kolun nasıl, değil mi? İyiyim, iyiyim babacığım. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Konuştun değil mi? Konuştum. Birazdan geleceğim. Üzüldünüz mü beni? Selam. Tekrar tanıştırayım sizi. Sinan, Lila. Merhaba, Rüya. Merhabalar. Sinan. Memnun oldum. Enişte. Nasılsın Lila'cığım? Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Aliye. Kusura bakma abi, trafiğe takıldım. Sorun değil. Hoş geldin. Ne haber fıstığım? İyiyim. Merhaba herkese. Hoş geldin. Aliye'nin geldiğine göre yemeğe geçebiliriz. Hadi herkes masaya. Uzun zamandan beri ilk defa huzur var şu evde. Yalnız gitti ve kendimize geldik. Çok özlemişim seni. Gel bakalım kızım. Eğer Halit'in çocukları olmasaydı her şey daha kolay olurdu. Çünkü benim onun sevgisinden şüphem yok ki. Ablacığım sen bunu zaten biliyordun. Şimdi niye şikayet ediyorsun? Ama tahminimden daha kötü çıktılar. Bana resmen kötü üvey anne muamelesi yapıyorlar. Yıldız, bence onu bile yapmıyorlar. Yani sen o evde bayağı etkisiz elemansın. Ben sana diyeyim. Çok sağ ol Zeynep. Çok iyi moral veriyorsun. Sanki ben bilmiyorum onların beni sallamadığını. Ne, yalan mı? Uf, neyse. Ben risk almazsam hiçbir şey düzelmeyecek, değişmeyecek, onu biliyorum. Bir şeyler yapacağım. Bu ne demek ya? Ya her şeyden nem kapma sen de. Bir şey demiyorum yani, bir düşüneceğim ne yapayım, nasıl davranayım diye. Hadi bakalım, hayırlısı. Lan hayırlısı hayırlısı diyoruz, her şey hiçbir şeyin hayırlısının olduğu yok. Sürekli kendin uğraş dur, uğraş dur. Yoruldum ya kendi hayatımdan.
Neyse ben gideyim eşyalarımı toplayayım. Hadi. İzle sen. İzleyeyim. Filiz ne yaptı, ne etti, onun sıkıntısını takip ediyorum. Kendiminkini unutuyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum son zamanlarda babamı çok kırdım. Ama o da büyüklük gösterdi, affetti beni. Şimdi biz babamın da izniyle hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Babacığım, ben anlayışın için gerçekten çok teşekkür ederim sana. Seni çok seviyorum. Sağ ol. O zaman mutluluğa. Mutluluğa. Halit'ciğim soracağım soracağım soramıyorum. Yıldız nerede? Kardeşi Amerika'dan döndü. Onun yanında. Nasıl yani? Geri mi döndü o? Evet. Ailevi bazı meseleler var. Onları çözmek için burada. Allah Allah. Cem hiç bahsetmedi bana bundan. Alal'cığım sen de bir hoşsun yani. Cem de asistanının hesabını mı verecek? Gerçi o da doğru. Ucuz atlattınız ben sana söyleyeyim. Dayıcığım. Efendim canım. Şimdi Zeynep senin yanına geri mi döndü yani? Dönmedi. Ama dönerse de kimseye hesap vermem. Ayrıca benim iş yerimde olanların burada konuşuluyor olması benim hiç hoşuma gitmiyor şu an. Meraklı olanların merakı giderilmiş durumlarım. Hı? Alihan doğru söylüyor. Sizleri niye ilgilendiriyor ki? Güzel. Sinancığım. Hadi sen şimdi babama bu yeni aldığımız aletleri anlat. İstanbul'da hiçbir merkezde olmayan bir tane yeni alet aldım. Evet, ben de çok mutlu oldum. Slot Tekstil diye bir firma. Yani zaten yıllardır ihracat yapıyorlarmış. Umarım istediğin gibi olur Zeynep. Bana verdiğin sözü unutmadın ama, değil mi? Yok, unutmadım. Merak etmeyin Cem Bey. Bak, daha erken de dönebilirim. Ona göre ayarla işlerini. Ya tamam, konuşuruz zaten. Kevin nasıl? Döndüğünü duyunca çok üzüldü. Ya kuzum. Yine görüşeceğimizi söyleyip yatıştırdım. Öyle mi? Çok öpün benim için. Kendine iyi bak Zeynep. Oldu, görüşürüz. Ne yapıyorsun Yıldız ya? Ne geçip duruyorsun arkamdan? Allah. O konuştuğun Cem miydi? Evet, Cem Bey. Ya bir şey söyleyeceğim ama kızma. Ha. Aşırı yakışıklı değil mi? Bilmiyorum Yıldız, hiç o gözle bakmadım. Ama yani güzellik o kadar da göreceli bir şey değil. Çocuk resmen kapaktan fırlamış gibi. Bayağı yakışıklı. Ne yapalım yani? Sen bu köfteyi ısıttın mı? Isıttım. Bir şey söyleyeceğim sana. Seni çok fazla arıyor, soruyor. Bence beğeniyor olabilir. Yıldız saçma sapan konuşuyorsun yine ya. Yanında kimi görsen bana onu yakıştırıyorsun. Adam ne yaptığımı merak etmiş, aramış. Ne var bunda? Allah Allah. Ay iyi tamam. Bursa'da var değil mi Melahat teyze? Oturuyordu bütün gün camda. Gelmeyen bir eski sevgilisini bekliyordu. Sen de onun gibi bekle. Ben kimseyi beklemiyorum Yıldız. Ya o zaman yürü. Yaşa hayatını. Yıldız umarım bir an önce Halit'le barışırsın ya. Allah'ım bana akıl verene bak. Aşk hayatı rezalet. Zeynoş'um. Ne? Çok özlemişim seninle böyle didişmeyi. Ay ben hiç özlememişim Yıldız. Niye ablanı da koymuyorsun? Yıldız eşek kadar kusun artık. Kendi yemeğini kendin koy ya. Ay bak tırnağım düştü. Ya sanki sığmıyoruz. Bir tık sağ mı geçseniz? Ben o tarafa geçeyim o zaman. Evet, çekiyorum. Hah baba, gel selfie çekiyoruz. Peki.
Gülümseyin. Tamam, yeter artık kızım. Evet, bittiyse selfie faslı. Ben kalkıyorum. Daha erken? Abi erkenden işlerim var. Peki nasıl istersen. Ben de kalkayım o zaman. Lal, arabayla mı geldin yoksa Sinalihan bıraksın mı? Gerek yok, ben taksiye binerim. Ben bırakırım, önemli değil. Ben diyorum ki, acaba hep beraber bir dışarı mı çıksak? Bana uyar. Vallahi beni hiç bulaştırmayın. Siz ne istiyorsanız onu yap. Ya babacığım ama bir saatliğine gider geliriz. Bak ne zamandır ailece bir şey yapmıyoruz. Evet baba, bugünlük gidelim ne olur. Kırma beni. Peki, ama bir şartla gelirim. Alihan da gelirse. Abi yaktın beni. Dayı, hadi çıkalım. Kırma beni lütfen. Hadi lütfen. Peki ama bir saat. Hadi o zaman. Hadi biz babamla gidelim hayatım. Abla hadi siz de benle gelin. Hadi Lal. Günaydın Zeynoş'um. Günaydın. Sen niye erken kalktın? Senin ilk iş günün. Seni uğurlarım, kahvaltı hazırlarım diye düşündüm. Sen o kadarcık şeyle doyacak mısın? Ay yok ablacığım, doyarım doyarım. Zaten kahvaltı yapacak halim yok. Çok heyecanlıyım çünkü. Ay inşallah ilk iş günün çok güzel geçer Zeynoş'um. Bu işinde çok mutlu, çok başarılı ol. İnşallah ablacığım. Gel öpeyim seni. Oh. Al şunu. Kız Zeyno, ne haber kız, ne yapıyorsun, nerelerdesin? Buralardayım Gülsüm ablacığım. Sen sormadan ben söyleyeyim. Her şey yolunda, maaşım da yatıyor, sigortam da ödeniyor. Hadi görüşürüz. Ama ben onu demeyecektim kız. Barışmış mı seninkiyle? Benimki kim ya? Kız var ya senin uzun. Gülsüm ablacığım, iyi günler. Ay havalara bak. Kız akşam buradaydı. Neyi saklıyorsun sen? Gözlerimle gördüm, gözlerimle. Gülsüm abla, sen bu dedikodu olayını böyle bir üst seviyeye hayal alemine taşımışsın. Bence sen bir ara doktora görün, olur mu? Hadi, kolay gelsin. Ama gördüm. Oydu oydu, gördüm ben onu. Kadın 46 ya. Vallahi 46. Halit Argun ya, ailesi. Şunlara bak ya. Bensizliği kutluyorlar resmen. Alihan da var. İyi, gezin bakalım. Şunları Zeynep'e göndereyim de. Çıkabilirsin. Beni çağırmışsın. Bir isteğim olacak senden. Olur. Zeynep'in ne yaptığını bulabilir misin bana? Bulurum da sen aramayacak mısın? Önce küçük bir araştırma yapmak istiyorum. Yani çalışacak mı, bir yerlere başvurdu mu? Başvurduysa nerelere başvurdu? Ya senin her şeyinde olan başlıyor. Ya arayıp da gelmişsin, ne yapıyorsun, neredesin, konuşalım mı demek varken ne gerek var bunca şeye? Zeynep sence benim sorularıma cevap verir mi Hakan? O da doğru. Tamam. Ben hallederim. Güzel. Merhaba. Merhaba. Bunlar ihracat dosyalarımız. İnceleyip Tankut Bey'e verir misin? O son kontrollerini yapacak. Tamam, olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zeynep Yılmaz. Burada. Bu güzel. Şurayı imzalar mısın lütfen? Tabii. Teşekkürler. Yeni işinde başarılar dilerim. Tabii ben gelene kadar. Çok güzelmiş. Erkek arkadaşından mı? Aa, yok. Eski patronumdan. Oo, ne kibar adammış. Öyledir. Ön
Cenner'cim, dergide çıkan fotoğraflarına bayıldım. Hangisi canım? Hanedan dergisi. Başka da mı var? Bu aralar çok çekimim oldu da o yüzden sordum. Teşekkürler kızlar. Benim de içime sinen bir iş oldu. Çok sevdim. Ender, Halit'le aynı evde kalıyormuşsunuz diye bir dedikodu duyduk. Doğru mu? Dedikodu değil, doğru. Ya elim küçük bir rahatsızlık geçirdi diye bir süre orada kaldım. Aa, öyle mi? Çok geçmiş olsun. Sağ ol canım. Geçti çok şükür. Ama şimdi artık kendi evimdeyim. Vallahi size bravo Ender'cim. Daha önce ayrılıkta bu kadar medeni kalanını görmemiştim doğrusu. Sorry kızlar. Alo. Arç bitti, yapıp Aydos herhalde. Anlamadım. Konuşamadık, onu diyorum. Müsait bir zamanda konuşuyoruz öyleyse. Ben sana mesaj atarım. All right. Bye bye. Ne diyordu kızlar? Efendim Yıldız. Zeyno, sana attığım fotoğrafı gördün mü? Yok, görmedim. Ne oldu ki? Ya çabuk bak, beni ara. Tamam, ararım seni. Efendim, al dışarı kızım. Hoş geldin hayatım. Biraz konuşabilir miyiz? Ben de beni görmeye geldiğini düşünmüştüm. Ne oldu? Dün gece ne kadar eğlenmişsiniz. Zehra ile de aran düzelmiş. Bak Yıldız, bunu zaten anlatacaktım sana. Dün gece ben de yemek yendi. Sonra çok ısrar ettiler bir yere gidelim diye. Ben de onlara eşlik ettim. Ne var bunda? Yok, bir şey yok. Ben gidince her şey düzelmiş. Ne güzel. Saçmalama lütfen. Bak Halit, ben bu sabah o fotoğraflara uzun uzun baktım. Sen ve çocukların varsınız. Ben o karede kendime yer bulamıyorum. Yıldız, evlilikte temel kurallardan bir tanesi de eşinin hayatına adapte olmaktır. Yani bu evlilikte ben değil, biz olmayı öğrenmek her şeyi daha da kolaylaştırır. Ben sürekli bu karenin dışına itildiğim sürece bizim hayatımız diyemiyorum Halit. Saçmalama Yıldız. Ben ayrılmak istiyorum. Elimden bu kadar geliyor. Senden daha mücadeleci olmanı beklerdim. Ben mücadele ettiğime inanıyorum. Kesin kararın yani. Evet. Anladım. Hoşça kal. Thank you.
Bu diğer havalimanları ile ilgili bilgileri bana mail olarak yollayın. Bir de bu konularla alakalı beni bir daha meşgul etmeyin. Anlaştık. İyi günler. Bana güzel bir haber ver. Zeynep işe girmiş. Nasıl? Bu ne hız? Ve nerede çalıştığında buldum. Güzel. Güzel. O zaman çalışmalara başlayabiliriz. Zeynep, buraya gelir misin? Gel Zeynep. Hindistan'daki imalathaneye mail at. Önümüzdeki hafta oraya yapmam gereken ziyareti ertelememiz gerekecek. Bir sonraki haftaya kalacak. Mail adresini Esin'den alabilirsin. Tamam, ben zaten hepsini Didem'den öğrendim, not aldım. Siz merak etmeyin. İyi. Bir de sana o mor ağacı kim yolladıysa söyle ona. Bir daha yollamaz. Şey, arkadaşım bana bugün ilk günüm diye göndermiş. Zeynep. Burası asistanların sevgililerinden çiçek alıp masalarında sergileyeceği bir yer değil. Önceki iş yerinde durumlar nasıldı bilmiyorum ama burada böyle şeyler yasak. Sevgilim değildi aslında ama şey, tamam, merak etmeyin. Daha olmaz. Bir de mesai saatleri içerisinde telefonla şahsi görüşme yapmazsan sevinirim. Tamam. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Baba. Baba. Hı? Yemeğe gelmiyor musun? Siz başlayın, ben birazdan geleceğim. Senin moralin mi bozuk? Canın mı sıkıldı? Yok, iyiyim ben. Baba, sana bir şey sorabilir miyim? Sor oğlum. Ben istediğim zaman annemde kalabilecek miyim? Ya o an bir şey söylemedin de. Bunu bize kim, ne niyetle yaptı? Ona girmek istemiyorum. Olan oldu. Sen istersen Yıldız'a inanmaya devam et. Bizim masum olduğumuzu bil. Kızını ve beni cezalandırmaktan vazgeç artık. Kalabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Bitti yani, değil mi küslükler? Annenle küs değildi ki. Ayrıca annenle konuştuk. Yani sadece bazı hafta sonları ama. Peki Zerrin abla gibi annem eve gidip gelecek mi? Olur. Süpersin baba ya. Teşekkür ederim. Hadi sen Lila'yı bekletme. Başlayayım, ben geliyorum. Tamam. Nasıldı patron? Ay sorma. Nasıl yani? Bu da mı kötüydü? Ya bu Alihan kesin beddua etti bana. Gitti hiçbir yerde çalışamasın dedi herhalde. Anlamadım ki. Onun bedduası tutmaz. Vallahi bilmiyorum. Cem Bey'in yanına gittim. 3 gün dayandım, geri geldim. Bu adamın yanında ancak 5 gün kalırım herhalde. Yok yani. Gerçi taktım kafaya. Dayanacağım ama. Neyse, sen ne yaptın? Ben de Halit'e gidip ondan ayrılmak istediğimi söyledim. Yapma ya. Ne yapsaydım? Sana yolladığım fotoğrafı gördün. Adam benden sonra gece hayatına başlamış. Alihan da eski sevgilisine dönmüş. Ne yaparsa yapsın ya, bana ne? Zaten bence onlar hiç ayrılmadılar. Ben salaklığımdan yedim. Ben de salağım. Ya benimleyken evden çıkmayan adam gece kuşu oldu. İşte öyledir bunlar. Öyleler vallahi. Biz bir balayına bile gidemedik ya. Bir kere gece çıkalım dedik. Onda da erim hastalandı. İlaç için eve geri döndük ki o da Ender'in yalanıydı. Ay kesin yalandır. Kesin. Sana bir şey diyeyim mi? Yanındaki kadının arkasında durmazsan kadın seni terk eder. Ben de Halit'i terk ettim. Haklı mıydım? Haklıydım. Hak etti. Değil mi? Yani zamanında kıymetini bilecekti bir kere. Bilecekti.
sence biz şimdi birbirimizi gaza mı getiriyoruz? Yo, bence süper böyle. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, iyi gidiyoruz. Çünkü biz böyle şeyler istemiyoruz hayatımızda. Aynen öyle. Ağlamak yok bundan sonra. Ağlamak yok. Çak. İşte bu. Yılmaz kardeşler. Aa, ama yani şimdi bu yapılacak hareket mi Caner'cim? Vallahi kaşınıyorsun. Ay, yazıyorum ha. Ah, aşkım. Anne ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim bir tanem, ne yapayım? Dayını kanastada yeniyorum. Sen ne yapıyorsun? Ha, iyiyim ben de, teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım sana, ben hafta sonu için size kalabilir miyim? Aa. Aşkım o nasıl bir soru? Tabii ki kalabilirsin. Burası senin evin. Yalnız babana sordun mu? Ha sordum, o da kalabilirsin dedi. Ne diyorsun? Ay bu harika bir haber. O zaman hafta sonunda program yapıyorum. Ay deli gibi eğleneceğiz. Tamam, görüşürüz. Dayıma selam söyle. Ay çok sevindim. Söylemez olur muyum? Bak o da sana öpücüklerini yolluyor. Öpüyoruz seni bir tanem. Bye bye aşkım. Bye bye. Bye bye. Bye bye. İşte bu. Yarım hafta sonu bizde kalıyor. İşte bu. Ha, bomba haber ya. Aynen öyle. Bak sen. Demek bizimki sonunda yola geldi ha? E bir zahmet. Yola gelsin diye elimden geleni yaptım ondan. Aynen öyle ablacığım, aynen öyle. Vicdanımız çok rahat. Evet, ne yazıyorum? Caner 0, Ender 100. Alo. Merhaba Yıldız. Merhaba Halit. Eğer kararın kesinse bugün işlemleri başlatacağım. Kararım kesin. Peki. Bugün Sıtkı uğrayacak sana. Ve seni alıp avukatıma götürecek. Bir kağıt imzalayacaksın. Hepsi o kadar. Tamam. Tamam. Hemen benden kurtulmak istiyor. Alo. Zeyno. Halit hemen benden kurtulmak istiyor. Ay resmen yani şu anda ben boşanıyorum. Gel imza at dedi yani. E Yıldızcığım sen zaten ayrılmak istemiyor muydun? Tamam ben ayrılalım dedim ama yani bu kadar da çabuk mu kurtulmak istiyorsun? Hemen her şeyi ayarlamış. E tamam adam kararlı olduğunu anlamış işte. Pardon Zeynep Hanım. Konuşmanızı bölüyorum ama... telefonunuz bitince bir zahmet odama gelir misiniz? Tabii. Yıldız kapatıyorum ben. Arayacağım. Kapatma dur. Ben seni bu telefon meselesi için uyarmamış mıydım? Uyarmıştınız Tankut Bey. Ama ablam aradı, çok önemli bir meseleydi. Yoksa yani... Hepimizin hayatında önemli şeyler oluyor Zeynep. Ama bu ofiste oturup telefonla sohbet etmeni gerektirmez. Haklısınız. Daha dikkatli olurum ama. Seni bir daha bu konuda uyarmak istemiyorum. Uyarmazsınız. Bu arada şirkette bir el değiştirme olacak. Dün çok önemli bir teklif aldık. Alıcı firmanın yetkilileri... bugün ziyarete gelecekler. Sen hazırlan. Faruk Bey'in asistanı yok, sen ilgilenirsin. Tabii, ilgilenirim. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Tankut Bey biraz zordur. Evet, öyleymiş. Yani ben aslında zorluğa alışığım ama bu da başka bir türlüsü herhalde. İdare edeceğim artık. Bu arada duydun mu bilmiyorum ama şirket alıcı çıkmış. Yani bu kadar borçla kim alacaksa burayı. Duydum biliyorum. Benim de şansıma gittiğim bütün şirketler satılıyor. Şans mı şanssızlık mı göreceğiz.
ben iyi olacağını düşünüyorum ya. İnşallah. Merhaba efendim. Beni Halit Bey gönderdi. Avukat Metin'in yanına götürmek için. Biliyorum, geliyorum. Tamam efendim. Ben dışarıda bekliyorum. Bu işi çözerim dediğinde böyle olacağını düşünmemiştim. Allah Allah. Neden? Halit'i ikna etmek zordur, bilirsin. Doğru. Herkes edemez. Ama sana bunu yapabileceğimi söylemiştim. Senin ne kadar zeki ve hırslı bir kadın olduğunu unutmuşum demek ki. Hatırladın işte. Ben sözümü tuttum. Bundan sonra ağzını sıkı tutar dediklerimi yaparsam işimiz çok kolaylaşır. Ender, biz seninle oturup hiç konuşmadık. Konuşmamız gereken her şeyi konuştuk Sinan. Biliyorum. Bana kızgınsın. Ama ben seni unutamadım. O senin problemin. Ben çoktan unuttum. Bu yüzden sakın aklından başka bir şey geçirme. Ender, yaşadıklarımız çok gerçekten. Halit bu olanları ortaya çıkarmasaydı evleniyorduk. Benden nasıl bu kadar kolay vazgeçsin? Sinan sana ne oluyor, ha? Ben 5 parasız sokakta kaldığımda ortadan ilk kaybolan sendin. Hatırlatırım. Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Sen karar verene kadar benim için bittin. Ender, buradan gidebiliriz. Her şeye yeniden başlayalım, ha? Demek herkesin gözünün kör olduğu bir zaman varmış. Senin için harcadığım zaman yazık. Sana Zehra bile fazla. Geldik efendim. Gelmemi ister misiniz? Gerek yok. Üçüncü katta efendim. Gel. Efendim, Yıldız Argun geldiler. Buyurun. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Merhaba. Buyurun şöyle. Ben imzalanacak ne varsa imzalayıp hemen gitmek istiyorum. Boşanma dilekçeniz hazırlandı efendim. Buyurun. İsminizin altına imza atabilirsiniz. Başka bir şey var mı? Yok efendim.
Halit Bey'i de imzaladıktan sonra hemen mahkemeye başvururuz. Anlaşmalı olduğu için tek celsede biter. Peki. İyi günler size. İyi günler. Buyurun, birine mi baktınız? Şoförüm burada olacaktı ama neyse, ben ararım onu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşıyor. Telefonu kapalı. Şimdi ben boşanıyorum ya. Hepiniz yok o. Ne yapıyorsun be? Ön mü kesiyorsun şehrin ortasına ayı? Ne oluyor ya? Ne oluyor siz simsiyah? İmdat! Bırakın beni, imdat! Ne yapıyorsunuz, zannediyorsunuz? Çekil! İmdat, bırakın diyorum size, bırakın beni. Bırakın beni, bırakın. Bırakın, gideceğim ben. Ne olur simsiyah, arıyorum size. Bırakın, bırakın. İmdat! Hadi hadi çabuk, hadi gelmek üzereler, hadi. Hızlan, hızlan. Ya bu kadar hazırlık alıcılar için mi? Hı hı. Ama sanki Tankut Bey istemeye geliyorlar. Sen dua et de görüşmeleri iyi geçsin. Yoksa bizden çıkarır acısın. Kimmiş bu alıcılar biliyor musun? Vallahi ben de anlamadım ki, birden çıktı. İnşallah birileri Tankut Bey'i kafaya almıyordur. Ay sus, Allah korusun ya. Nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, gideceğim, bırakın. Ya bırakın beni. Ne işim var benim teknede? Niye beni buraya getirdiniz? Niye cevap vermiyorsunuz ya? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Bırakın beni, gideceğim. Bırakın beni diyorum size ya. Kimse yapma. Üf, kurtarsınlar beni sizden. Bırak. Bırak diyorum, kolumu acıttın, bırak. Bırak beni, nereye götürüyorsunuz? Bırak, bırak. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bırakın beni. Açın şu kapıyı. Açın diyorum size. Nereye gidiyorsunuz? İmdat. Kimse yok mu? Nereye gidiyorsunuz siz? İmdat. Nereye gidiyorsunuz? Tamam, ben bunları karşılaştırıp sana geri getiririm. Geldiler. Arkadaşlar hazırlanın, hadi geldiler. Arkadaşlar, tanıştırayım. Alihan Taşdemir. Merhaba Zeynep Yılmaz. Gerçek olamaz ya. Basbayağı dejavu.